Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Cem Çağdar. Bugün size eski yıllarda çıkmış, ÖSYM sınavlarında çıkmış bir paragraf sorusu çözeceğim. ÜDS fen bilimleri sorusu. There were many heated debates. Birçok ateşli tartışma vardı. Ne zaman vardı? In the 19th century. 19. yüzyılda. Ne konuda vardı? Debate about the relationship between chemical reactions and living organisms, yani kimyasal reaksiyonlarla yaşayan organizmaların ilişkileri arasında birçok ateşli tartışma vardı. Some scientists, bazı bilim adamları felt that fermentation, yani oksijensiz solunum, was an activity of living things, yaşayan canlıların bir aktivitesi olduğunu düşünüyorlardı bazı bilim adamları ve sonuç olarak could not take place outside of living cells, yani yaşayan canlıların dışında take place, happen, meydana gelemeyeceğini düşünüyorlardı. This was proved by the work Louis Pasteur undertook for the French wine industry. Bu da Louis Pasteur'ün Fransız şarap endüstrisindeki çalışmalarıyla ispatlandı. Aslında in the 1850s, 1850'lerde the French wine industry, Fransız şarap endüstrisi was having serious trouble with wine. Hangi wine? That had spoiled. Yani 1850'lerde Fransız şarap endüstrisi bozulan şarapla ilgili ciddi problemler yaşıyordu. Fransız İmparatoru Napolyon ne yaptı? Pasteur'ü yardıma çağırdı. Pasteur knew that the fermentation, hangi fermentation, which produced wine, yani şarap üreten, şarabın oluşmasına sebebiyet veren fermentasyonun, was caused by living yeast cells, canlı maya hücrelerinin sebebiyet verdiğini biliyordu. But now he found that, fakat şimdi o ne buldu? Belli bakteriler de aynı zamanda carry out, çok çıkar, fermentasyonu gerçekleştirdiklerini, yaptıklarını öğrendi. He discovered that fermentation by bacteria spoils wine, yani bakterilerin yaptığı fermentasyon şarabı bozuyor ve ne yapıyor? Vinegar üretiyor, yani sirke üretiyor, asetik asit. Ne yerine? Instead of alcohol produced by yeast, mayaların yaptığı alkol yerine sirke yapıyormuş. Şaraba niyet, sirkeye kısmet yani. Pasteur suggested that, Pasteur ileri sürmüş ya da iddia etmiş, önermiş winemakerslara, yani şarap yapıcılara, şarap üreticilerine, heat the wine for a short time, kısa bir süre şarabınızı ısıtın demiş. Niye? To destroy the bacteria, bakteriyi yok etmek için şarabınızı bir süre ısıtın demiş. They were horrified, onlar dehşete düşmüşler, şaşırmışlar, ama it worked, işe yaramış. The process pasteurization, bu pasteurizasyon olarak bilinen işlem is still used today, günümüzde hala kullanılıyor, especially for milk, özellikle de ne için? Süt sektöründe. Şimdi parçayı okudum, çevirdim. Aslında şöyle bakın, burada ne dedi? Today dedi. How are you today? Today dediğine göre bu cümle hangi tanesi de? Present. A şıkkı past. B şıkkı past. C şıkkı past. D şıkkı past. O zaman ne de güzel, Edirne. Bir de meal bakalım. It's clear from the passage that the fundamental principle of pasteurization, especially as practiced in the milk industry today, yani günümüzde özellikle süt endüstrisi tarafından uygulanan pasteurizasyonun temel fikri ne? Temel fikri, bakın en sonda geçen yer. Burası. Ne yapacakmışız? Heat yapacakmışız. Yani şurada bak. Diyor ki Pasteur amca, siz diyor şarabı ısıtın diyor.
Heat nerede geçiyor? Burada geçiyor. O zaman E seçeneği doğru. A şıkkına bakalım mı? Fierce controversy among the French scientists of the 19th century. Yani 19. yüzyılda Fransız bilim adamları arasında bu sütü pastörizasyonu zaten son yıllarda, yani onunla alakası yok. Peki bu sütü pastörizasyonu Pasteur'dan önce Fransa'da biliniyordu, bilinmiyordu. Was given a full scientific explanation by, yani diyor ki Napolyon 3'e böyle tam bilimsel şey verildi diyor. Sütün pastörizasyonunu Pasteur yaptı. Ondan önce kimse, başka bilim adamı yapmadı. Was discovered only after a long period of experimentation. Fransız şarap üreticilerinin uzun süren deneylerinden sonra keşfedildi. Hayır, bunu kim yaptı? Louis Pasteur yaptı. Birinci sorumuzun cevabı da Edirne oldu. Geçiyorum ikinci soruya. Evet, ikinci soruda in the 19th century dedi. 19. yüzyılda. Paragrafta 19. yüzyıl nerede? Hemen cümlenin başında. Peki ne olmuş 19. yüzyıl başında? Bakın şimdi relationship diyor. Hiçbir yerde relationship var mı? Chemical reactions dedi. Chemical reactions. Burada chemical reactions var. Başka yerde chemical reactions falan var mı? Yok. Devam edelim. Living organisms dedi. Oo, living organisms var burada. Okay. Başka yerde var mı? Yok. Arkadaşlar şimdi paragrafta 19. yüzyıl geçti. Nerede? Birinci satırda. Birinci satırda 19. yüzyılı bulduk. Sonra noktaya kadar olan yerde önemli kelimelere baktık. Onu da şıklarda arıyoruz. O zaman bak ne bulduk? Chemical reactions. Nerede? Burada. Living organisms burada. Çok fazla bir şey anlamadan soruyu yapabiliriz. Ha mesela bakın controversy burada da debate. A major controversy, many heated debates. Sonra bakayım bu zaten açıklamış oldu. One understands from the passage that parçadan açıklanabilir ki 19. yüzyılda bilim adamları arasında büyük bir tartışma vardı. Ne konuda tartışma vardı? Yaşayan organizmaların kimyasal reaksiyonlarda bir rolü, herhangi bir rolü olup olmadığına dair. Evet, hemen üçüncü soruya geçiyorum. Pasteur keşfetti. Pasteur ne keşfetti? A şıkkına bakın şimdi. Biraz makro düşüneceğiz. Fransızlarla ilgili bir şey keşfetmedi. Genel bir şey keşfetti. Sonra Edirne'de de bak French wine industry var. Ne keşfetmiş bakalım? Pasteur biliyordu. Şurayı keşfetmiş. Burada ne diyor? Yeast diyor, yeast. Yeast ne biliyor musunuz? Maya, maya. Maya. Bakalım maya var mı? Maya yok, maya yok. C'de maya var mı Uğurcu? Yok. Yok hocam. Aha da yeast cells buldum. Hocam oraya nereden gideceğiz? Pasteur discovered that, Pasteur knew that. Aynı şey. O zaman bakteriyel, bakteri falan da var. Bakteriyel activity. Okay, Pasteur neyi biliyordu? What really spoiled wine? Yani şarabı gerçekten bozan şey was not fermentation brought about by living yeast cells. Yani yaşayan canlı maya hücrelerinin meydana getirdiği bir şey değil. That caused by bacterial activity. Bakteriyel aktivite buna cevap veriyormuş. O zaman üçüncü sorumuzun cevabı da ne olacak? Denizli olacak. Bozdum. Evet. İnelim aşağıya.
Okay, as pointed in the passage that, pointed out in the passage that, parçada belirtildiğine göre, ya bu parçada arkadaşlar Fransızla ilgili değil de genel bir ifade bu, genel. Bak hep bunlar hikaye, biliyor musunuz? Gene Fransa var. Ondan sonra D ile E'ye kalıyoruz. A'ya bakalım şimdi. Bacteria spoiled wine was accepted among French scientists of the 19th century. Yani bakterinin şarabı bozduğu Fransız bilim adamları tarafından kabul edildi. Fakat Pasteur bunu ispatladı. Şey, bunu şarap yapımında geliştirdi diyor. Hayır. Bacteria in wine could be best destroyed through a prolonged process of heating was commonplace. Yani diyor ki 19. yüzyılda şarap üreticileri tarafından şarabın içindeki bakteri en iyi uzun ısıtma süreciyle yapılabileceği şarap üreticiler arasında yaygındı. Hayır, bunlar dehşete düşmüşlerdi. Bakın burada dehşete düştüler diyor. Yani Pasteur daha sonradan onlara diyor ki arkadaşlar diyor iyi şarap yapmak istiyorsanız şarabı birazcık ısıtacaksınız diyor. C şıkkında pasteurization prevented milk from spoiling. Pasteurizasyon sütün bozulmasını spread outside France in the 19th century and has never since been challenged by scientists. Bu never'lar çok iddialı laflar. Bunlardan da uzak durun. Aslında cevap şurada bakın. Fermentation was caused by a chemical reaction in living cells. Wasn't accepted by many scientists. Birçok bilim adamı tarafından kabul edilmiyordu. Ne zamana kadar? 19. yüzyıla kadar. Ne zaman ki Pasteur bunu ispatladı, ondan sonra kabul etmeye başladılar. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.